Menderes, gördüğünüz gibi Yıldıray'da bir sıkıntı var. Umarım devam eder Yıldıray. O da Menderes saldırdı. Evet. Nedim herhalde oradaki son gelen elense de biraz boynu tekrar rahatsızlık nüksetti herhalde. Evet, şu anda hakem hocalarımız da ilan ettiler. Menderes Salt'ı ikinci tura ismini yazdırmış oldu puanlamada. Evet. Diğer taraftan da artık son puanlama güreşinde değerli güreş severler. Murat Aydoğdu, Mustafa Başdemir mücadelesi. Şu anda gördüğünüz gibi son puanlamaya giden güreşte de ikinci tur kuraları çekiliyor. Evet, Kaan Kaya kenarda, o da. Bu arada Naci İnce benim değerli dostum, emniyetten emekli. Onun da çok anlamlı bir düğünü vardı bugün. Onu da eda ettiler. Şu anda tek puanlama mücadelesi. Tabii yeğenlerimizi tebrik ediyoruz biz de. Naci İnce Turgutlu'nun bir evladı, İstanbul'da yaşıyor. Bizim de değerli abimiz. O da bugün güreşlerde. Değerli güreş severler. Evet, baş altında kurallarına çekmeyen baş altı pehlivanları kule hakim heyeti altında kurallarınız çekilmektedir. Çok acele. Evet, ikinci tur kuralları çekilecek. Ancak şu anda birinci turun tek puanlaması. Tabii Yücel Ordu son derece rahat. Çünkü Menderes turu atladı. Ve Menderes Saltık ama şu ana kadar Turgutlu'da tur atlayan pehlivanları biraz önce anons ettik ama bakalım şimdi birinci turda mücadeleler tamamlandı. İkinci tur kurallarını Çıray takip için gitti. Evet. Tabii Yunus Emre de beraber bize tabii anlatımda da yanımızda oldu sevgili Yücel Ordu. Kurallar çekiliyor. Evet, destekleriniz bugün de ben bir kez daha sizi kutluyorum. Bütün türbünlere, yani kozmetik dağıttınız, şampuanlar, kullanım malzemeleri dağıttınız Yücel Kozmetik olarak, ama bugün özel bir destek verdiniz bölgenin, İzmir'in, tabii Manisa'nın, Akhisar'ın, Turgutlu'nun pehlivanı bugün Büyükşehir Belediye Antalya adına güreşiyor. Sağ olsun Muhittin Böcek de sahip çıktı. Ama biz istiyor ki bu değerler kendi topraklarında değer kazansın. Sevgili, biraz sonra yayında da söyleyeceğiz. Sevgili Çetin Akın'a. Neler söyleyeceksiniz? Yağlı güreş bu sevgiyi hak ediyor değil mi? Tabii hak ediyor Mehmetciğim. Hoş geldiniz benim ilime. Benim ortaokulu okuduğum yer burası, Urganlı. Tabii burada 3 yılım geçti, anılarım var. Burası benim için şans kapısı olan bir yer. İlk Ankara'da arsayı burada kazandım ben. Onun için de Menderes de tabii bizim Turgutlu'nun çocuğu, yani Ege'nin çocuğu. Tabii ki ona destek vermek benim görevlerimden bir tanesi. Başkana teşekkür ediyorum. Çok güzel bir saha yapılmış. Ama küçük geldi. Gördüğünüz gibi sahanın içinde siviller var. Daha seneye daha büyüğü yapılmalı. Yapar, çünkü Çetin Akın bu konuda çok Evet. Çok başarılı bir başkan. Çok daha büyük bir stadyuma ihtiyaçları var. Yetmiyor çünkü.
Herkes sahanın içinde. İnşallah seneye böyle olur. Burası da şey diliyorum yani 3 gün üst üste olan güreşlerden olur. İnşallah. Urganlı kazanır, Turgutlu kazanır. İsmi daha iyi duyulur. Biz de yine elimizden geldiği kadar. Bu arada Mustafa Başdemir de bastırdı Paçak Asnak'ta ve yenişi tamamladı. Puanı aldı değerli güreşseverler. Son turu geçen de Mustafa Başdemir oldu. Murat Aydoğdu karşısında. Tabii Çetin Akın 2019'da hatırlayacak olduğunuz gibi o alanı buraya taşımak büyük bir ezberi istiyor. Urganlılı zaten kendisi de. Evet evet. Burası çok da yakışıyor yağlı güreşe. Zannediyorum başkan tabi uzun bir aradan sonra pandemiye rağmen bu güzel güreşleri yapma kararı. Ekibi çok önemli. Allah razı olsun hepsinden. Ve sanıyorum çok güzel bir projelendirmeyle burada Turgutluların hizmetine yağlı güreşi daha da büyütecek. Çünkü bu işe yakışıyor sevgili Çetin Akın. Ve bugün atmosfer de güzel. Ama şöyle bir altını çizecek olursak, güreşe dönecek olursak. Nedim'le Menderes mücadelesinde Menderes'in özür hemen dilemesi, orada bir elense vardı. Tabii Nedim de onu kabul etti. Centilmence. Evet. Hatta bir boyundurukta bıraktı hakem devam et demesine rağmen. Bunlar genç pehlivanların örnek davranışları. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi yağlı güreşte pehlivanların hepsi çok efendi çocuklar, çok dürüst çocuklar. Birçoğunu tanıyorum, böyle hep satırın az, gönüllü az çocuklar. Tabii ki rakipleriyle sahada iyi kapışıyorlar ama bir gördüğüm kadarıyla dışarıda öpüşüyorlar, el sıkışıyorlar. Hepsi birbirlerini tanıyorlar. Menderes'in yaptığı da büyük bir centilmenlikti, sporcuya yakışan bir şeyi yaptı. Ama Nedim Gürel sonra herhalde rahatsızlandı, o bıraktı. Puanla da aldı gerçi Menderes. İnşallah ikinci turda da sakatlık olmadan, Mustafa Taş sakatlandı, ona çok üzüldüm. O da çok genç bir pehlivan, çok atak, çok istekli bir pehlivan. Çok erken birinci turda sakatlanması hiç iyi olmadı. Yani ondan çok güzel güreşler bekliyordum ben. Çünkü o hakikaten çok aktif bir çocuk ve geleceği olan bir pehlivan olarak görüyorum onu. Yıldıray Akın'ı, Süleyman Başarı, bizim bu Recep Gürbüz, Ali Recep Kara, Ali Gürbüz, Şaban Kara'dan sonra onların yerine gelecek, isimlerini duyuracak kişiler bunlar. Yani o bir yaş grubu olarak gidecek, yerine yeni nesiller gelecek. Arkadan baş altındaki ilk ikiye girenler sonuç olarak başa çıkacaklar. Bu döngü böyle dönecek. Ama yani başkana şöyle teşekkür edebilirim, çok teşekkür ediyorum. İlk yaptıklarında çok acemilerdi. İlk yaptıklarında çok acemilerdi. Şimdi burada biraz daha ustalaşmışlar. Herhalde seneye olan da çok daha profesyonel bir şekilde gelecek. İyi bir ekip yapacaklar. Ekipleri iyi ama çok daha mükemmel bir güreş sahası, güreş organizasyonu edeceklerine inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü başkan çok hırslı bu konuda. Sabah güzel bir kortej yaptılar. Ve Çetin Akın sanıyorum ekibi de çok iyi ama buraya ilk defa o 2019 sonra ilk güreş alanı olarak bana göre çok başarılı buluyorum. Ama tabii o da görüyor. Seyirci çok arzulu, istekli. Talep çok. Zannediyorum çok da güzel yakışacak Turgutlu'ya. Sayın Başkan da yakışanı yapacak. Evet, ikinci turda tabii arkadaşlar gelen mesajlarda turları, yenişleri bir kez daha hazırsa alabilirsek. Mustafa Taş'ın ustası Hasan Aydın yayın başında söylemişti. Özellikle rahatsızlandığını ifade etmişti. Ama zannediyorum sakatlığı da tabii bunun üzerine gelince Mustafa Taş Ali Gürbüz karşısında fazla tutunamadı. Ama dediğimiz gibi Sinop'un ilk baş pehlivanı, ona da buradan geçmiş olsun diyoruz. Baş pehlivanla güreşlerinde... Evet, Turan Ersipahi Demre Beymelek Karaman Parkı'ndan sizleri pehlivanlarımızın tamamı tek ümidi başarılar demiş sevgili Antalya'dan kardeşlerimiz. Evet, Tekmi TV ve bugün Çanakkale TV, diğer taraftan da tabii Lider TV Facebook güreşe dair sayfasından da güreşleri takip edebilirsiniz değerli güreşseverler. Şimdi Manisa Turgutlu'da alt boylardan mücadeleler ekranlarınıza geliyor.
Turay hemen ikinci turu hatırlatalım. Sevgili Yücel Ordu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Yine yanımızda olacak her zaman olduğu ben gibi. Ben teşekkür ederim Mehmetçiğim. İyi yayınlar diliyorum. Haydi bakalım. Evet Tura, şöyle bir hatırlatalım. İkinci tur eşleşmeleri nasıl oldu? En son Mustafa Başdemir puanlamada geçmişti. Evet, Mustafa da işte Başdemir Murat Aydoğdu'yu geçmişti. İkinci tur kurallarımız çekildi. Hemen eşleşmeleri söyleyeyim. Çok güzel eşleşmeler var ustacığım. Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Osman Aynur, Yıldıray Akın, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Fatih Koyuncu, Menderes Saltık, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, Mecit Yıldırım, Fatih Atlı. Burada kurallar gereği 23 pehlivan olduğundan ilk 7 çift olan 14'e kadar olan pehlivanlarımız güreş yapacak. Onun dışında 15 çeken İsmail Erkal, 16 Kaan Kaya, 17 Mustafa Başdemir, 18 İsmail Koç, 19 Ali Gürbüz, 20 Recep Kara, 21 Hüseyin İyican, 22 Hasan Cengiz ve 23 numarayı çeken Yalçın Üncül ikinci turda kurallar gereği tur atlayarak son 16 turuna isimlerini yazdıran diğer baş pehlivanlarımız oldu. Evet, hemen Şerif Ali'ye bırakalım sözü. Başkanım, 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 başk
milli güreşçi, tatil, oyuncu. Yine bu köşede meydanımızda iş adımızı Osman Oktay Ünal adına güreşiyor. Fatih oyuncu Hüseyin Kuluşu'yla. Evet değerli misafirler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Bugün burada güreşlerimizin iddialı ağ adayı Avukat Halit İlker Can adına güreş yapıyor. Değerli misafirler, Turgut'un evladı, bu toprakların evladı, Menderes Sandık Turgut'tur. İstanbul Kartal Belediyesi adına güreş yapıyor. Er meydanlarının demir adamı Abdullah Güngör Samsun. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Zeynep İlhan Ocaklı'nın devamı. Mecid Yıldırım İstanbul Şile. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Kırma'da tarımların sahibi iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. 2006 yılı tarihi kırpınan baş pehlivanı Osman Aynur, Antalya Sirk, Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreşiyor. Yine bugün burada Osmanlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Enç adına güreşiyor. 2014 yılı tarihi kırpınan baş pehlivanı Fatih Atlı Samson Ladik. Antalya Varsak'ta faaliyet gösteren Gönül İnşaat'ın sahibi Sayın Ali Abay adına güreş yapıyor. İsmail Erkal Antalya Kömer Belediyesi'nin pehlivanı Antalya. Antalya Korkut Eri Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşlek adına güreşiyor. Yine bugün burada Göl Marmara Diyenli Muhtarımız Sayın Reşat Doğan adına güreşiyor. 2015-2012-2019-2021 yılı tarihi kırpınan baş pehlivanı her meydanlarımızın Megastarı Ali Gürbüz Antalya Korkut Eri Sıman'dır. Bizim orada küçük boy bağlama saateniz gelmiştir. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, tarihi kırkınlarımızın usta baş pehlivanlarından Turgut'un adı yıllardır Türkiye'nin her yerinde duyulan Turgut'u temsil eden bugün burada Osmanlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Leç adına güreş yapıyor. Tüm Turgutluların meyvanı Hüseyin İcan Turgut'tur. Antalya Korkut Eri Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İçek adına güreş yapıyor. Bugün burada Turgutlu Belediye Müdürlerimize Sayın Bülent Gökmen adına güreş yapıyor. Hasan Çekiz Antalya. Evet değerli güreşçilerimiz, İdil'e Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreşiyor. Yine bugün burada Yörükoğlu evlatlarının sahibi Varsak'ta faaliyet gösteren Yörükoğlu evlatlarının sahibi İş adamı Sayın Ali Aydın adına güreşiyor. 660. tarihi kırpınan baş pehlivan belediyesi. Evet, her meydanlarımızın koçu İsmail Koç Konya Beşir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Yalçın Öncül Bursa. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Bugün burada güreşlerimizin iddialı ağ adayı Avukat Sayın Halit İlker Can adına güreş yapıyor. Kaan Kaya Kocaeli Karabürsel.
Kocaeli Hartepe Belediyesi'nin pehlivanı, er meydanlarının ustabaş pehlivanı. Bugün burada güreşlerimizin iddialı A adayı Avukat Halit İlker Can adına güreş yapıyor. Mustafa Başdemir Kocaeli. Allah Allah! İllallah! Muhammed'e Resulullah! Baş pehlivanların ikinci turuna! Hep beraber! Al güçlerle diyelim maşallah! Allah derman! Büyük Orta Garipleri! Büyük Orta Garipleri! Her meydanında yerlerinizi aldınız Büyük Orta Garip! Büyük Orta pehlivanları ayağa kalkın. Büyük Orta. Baş pehlivan kimler Küray? Evet, hemen söyleyelim. Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Osman Aynur, Yıldıray Akın, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Fatih Koyuncu, Menderes Altık, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, Mecit Yıldırım ve Fatih Atlı 7 çift 14 pehlivanımız burada güreş yapıyor. Diğerlerini hemen de tur atlayanları da söyleyelim. Son 16 ismi yazdıranları İsmail Erkal, Kaan Kaya, Mustafa Başdemir, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Recep Kara, Hüseyin İyican, Hasan Cengiz ve Yalçın Üncül de isimlerini son 16'ya tur atlayarak yazdıran ilk baş pehlivanlarımız. Ama burada dikkat çeken çok önemli eşleşmeler var ustacığım. Hemen yani hatırlatalım. Zaten Hüseyin, seyircimiz bunun farkında ama bir kez de biz hatırlatalım. Evet, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz eşleşmesi, Yıldıray Akın, İsmail Balaban eşleşmesi ve Çiçeği Burnu'nda iki tane baş pehlivan Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Batu eşleşmeleri bu turda daha çok dikkat çeken eşleşmeler. Hepsi çok iyi eşleşmeler aslında baktığımızda, evet. Ama bunlar bu üç eşleşme biraz daha ön plana çıkıyor gibi görünüyor şu ana kadar. Evet, Şaban Yılmaz şu anda peşrevini görüyorsunuz. İşte bu örnek peşrevler Şaban Yılmaz'a özgü. Samsunlu ve tabii Kırkpınar'da bu sene bir kez daha güreşme şansı var Şaban'ın. Evet, özellikle Hüseyin Gümüşalan favorimiz demiş. Antalya'da Kumluca'nın emlak sektöründe saygın otorite ismi Uçar Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Uçar. Pehlivan'ın da her zaman destekçisi. Kendilerine buradan bereketli işler diliyoruz. Antalya Kumluca'mıza. Dostlarımıza selamlar yolluyoruz. Tabii İzmir'den seyreden bir işte Hüseyin Gümüşalan, Osman Uçar'ı duymuş olmalı ki Hüseyin Gümüşalan da şu an ekranlarda favorisi Hüseyin Gümüşalan, Uçar Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uçar'ın.
Zeynel enişte tabii çok değerli bir hanımefendi Güngör Karaçanak, İzmir'den bizleri izliyorlarmış. Emrah Kanığı'nda halası aynı zamanda Güngör Karaçanak. Halası seyrediyormuş. Enişte Zeynel Karaçanak'la birlikte değerli güreş severler. Buradan da Emrah Kanık'ta Turgutlu Belediye Başkanı basın danışmanı değerli kardeşimiz Bülent Bey'e de basın ve halkla ilişkiler müdürü, ona da gerçekten büyük emekleri var. Bizlerle yakinen ilgilendiler ve tabii ki Ferzande Sayan, başpehlivan sevgili Onur Şenel'in bu organizasyonda çok büyük katkıları var. Ona da buradan tebrik ediyoruz. Değerli güreş severler. Evet Türay, güreşler başladı. Evet, ikinci turda gerçekten çok güzel eşleşmelerle başladı. İşte İsmail da, Balaban. Evet, hemen İsmail Balaban, Yıldır'a yakın inanılmaz bir eşleşme. Çok güzel bir maç olur ustacığım. Yıldır'a yakın gerçekten çok formda ve geleceği çok parlak olan bir baş pehlivan. Tabii kendine bakarsa, bu enerjisiyle, bu azmiyle devam ederse, hemen önlerinde de Şaban Yılmaz ve Hüseyin Gümüş olan mücadelesi. Bakalım, Osman Uçar'ın favorisi mi? Yoksa Şaban Yılmaz mı? Turu geçecek. Güzel güreşler şu anda Tekme TV ekranlarında. Değerli güreş severler, Turgutlu Belediyesi'ne destek vermeye, sponsor olmaya hazırım diye. Tabii Ali Gürbüz ikinci turda kimle eşleşti? Onu da bir Ali Gürbüz ikinci turda ama şöyle, güreşmiyor. Evet, ikinci turda tur atladılar. Hemen onları söyleyelim. İsmail Erkal, Kaan Kaya, Mustafa Başdemir, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Recep Kara, Hüseyin İyican, Hasan Cengiz ve Yalçın Üncül ikinci turda kurallar gereği tur atlayarak son 16 ismini yazdıran ilk baş pehlivanlarımız oldu diyebiliriz. Evet, buradan şimdi gelecek 7 pehlivanla da 16'yı tamamlamış olacağız. Evet. Tabii evet, soruyorlar. Değerli büyüklerimiz, değerli güreş severler, şu anda her meydanımıza Manisa bölgesinde yapılan yağlı pehlivan güreşleri organizasyonlarında bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Manisa'mızın gururu, önemli ismi, değerli milletvekilimiz Sayın Ahmet Vehbi Bakıroğlu şu anda her meydanımıza şereflerdi. O güzel alkışlarla hoş geldiniz, değerli saygılar sunarız. Evet, Johnson Enver Erdek'ten izliyormuş. Turgutlu muhteşem diyor güreş alanı. Gerçekten Çetin Akın çok büyük mücadeleler verdi bu güreşlerin yapılmasında. İşte İsmail Balaban karşısında Yıldır'a yakın. Ve diğer tarafta Abdullah Güngör karşısında Osman Aynur, yine güzel bir eşleşme. Hemen sol üst köşede. Bu turun bütün eşleşmeleri gerçekten çok güzel. Bu da şunu gösteriyor. 16'da inanılmaz çataçat güreşler olacağı şimdiden kesin. Mecit Yıldırım karşısında Fatih Atlı, paçaya uzanmasından tahmin ediyorum. Evet, Mecit Yıldırım, Fatih Atlı. İşte tabii bu kadrajda 3 tane güreş var. Değerli güreş severler, arka tarafta Osman Aynur'un mücadelesini görüyorsunuz. Abdullah Güngör'le bu kadraj güzel bir kadraj. Sol kadrajı fazla bozmayın. 3 güreş birden var çünkü. Arkadaşlar, 3'ü bir arada. Mustafa Batu en arka planda. Yusufcan Zeybek. Güzel bir eşleşme o da. Bakın, sol üst tarafta Mecit'in hemen arkasındaki bu güreş. İşte Hüseyin Gümüş alan. O da Şaban Yılmaz mücadelesi şu anda değerli güreş severler. Haydi Allah derman versin. Sağ alt köşede Türay, bu da güzel bir mücadele. Evet, İsmail mi yoksa Yıldıray mı? Vallahi bu güreş bence normal sürede bitmez gibi geliyor ustacığım bana. Evet, saygılar misafirler, değerli konuklar. Tabii diğer bir eşleşmede de Mustafa Batu ve Yusufcan Zeybek. Mustafa Batu biliyorsun geçen hafta dünya evine girdi. Biz de şimdiden
Ömür boyu mutluluklar dilerim bir kez daha Mustafa Batu Pehlivan kardeşimize. Ve tabi Yusufcan Zeybek, Şeye Burnu'nda baş pehlivan. Düzenlediğiniz yağlı pehlivan güreşlerine davetiniz için teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarıma evet, sevgiyle şu anda Mecit karşısında Fatih Atlı her an dünyaya tanıtılmasına ve bir yeni çıkartabilir bu pozisyonda. Büyük katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle her meydanında Hüseyin Gümüşalan, Şaban İlmaz mücadelesi hızlı başladı. Ekranın solunda en üst köşede görüyoruz orada Hüseyin Gümüşalan. Evet. Sol eliyle dış kazığı yerleştirmiş durumda. Evet, şu anda elini çekti tabi ama bir eli de paçada. Evet, tekrar şu anda Hüseyin Gümüşalan bir oyun arayışı içerisinde. Büyük orta boyu ikinci tur musabakaları. Tabi buradan Hüseyin içi bulabilirse Hüseyin Şaban'ı yenmek orada hiç zor olmayacak ama oradan içi bulabilecek mi tabi Şaban gibi usta bu beş baş pehlivan da orada bu oyunu ona verir. Evet, Osman Aynur şimdi şu anda Günde'yi, evet, Günde'yi dolduruyor. Tamamlıyor, dolduruyor Abdullah Güngör karşısında. Evet, kılıcı tabi yemese iyiydi bu pozisyonda. Tabi bu tekrarlar ekranlarınıza geliyor değerli güreşseverler. İkinci turda da neler yaşanıyor onları da arkadaşlarımız notlarını alıyorlar. Tabi şimdi tekrar İsmail'le Nedim'in güreşine gelmişti ki yine farklı güzel bir güreş. İşte Şaban Yılmaz, Hüseyin Gümüşalan karşısında Turgutlu, Urganlı her meydanında. İkinci turdalar. Osman Aynur tabi bu turda veda etmek zorunda kaldı. Rakibi Abdullah Güngör karşısında. Şimdi arka planda da İsmail'i görüyorsunuz. İsmail şu anda baskısını iyice kurmuş. Arka plandaki güreşte. Şimdi her iki pehlivanda bir yanda İsmail Balaban. Öndeki güreşte de Hüseyin Gümüşalan. Baskı yapan üstteki pehlivanlar. İsmail de çok arzulu ve istekli. Bugün yine hayranları karşısında büyük mücadele verdi güreş alanına girerken. Sarı fırtına İsmail Balaban. Şaban mı yoksa Boşnaklar çok önem veriyorlar Hüseyin Gümüşalan'a. Kara Mürsel'in evladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. Şimdi Fatih Atlı 2014'ün altın kemerini kuşanmış önemli bir ismi Samsun'un. Ancak o da Antalya Manavgat adına güreşiyor. Şükrü Sözen belediye başkanı Manavgat'ın. Orada bir sakatlık oldu, dikkat ettin evet, mi? Mecit diğer güreşçilere çarpmış. Aslında alan o kadar kalabalık değil şu an. Gayet de güzel bir güreş alanı. Zaten 7 çifte baş pehlivanımız var şu anda güreş yapan. Yani hakem hocalarımız onları gerçekten güzel şekilde yaysalar seyirci de daha rahat görebilecek aslında. Çok haklısın bu konuda ustacığım. İşte bazen böyle hakem hocalarımız da bazen tabii düdüğü çalıyorlar. Güreşçilerimiz de pehlivanlarımız da durmuyor bu arada. Onlarda da ufak tefek. Yalnız çarpışma anında güreş devam ediyordu. Yani düdük çalınacak bir pozisyon yok ama hakem görebilseydi aksiyonu arka tarafta belki o anda farklı bir yaklaşım gösterebilirdi. Şu anda İsmail'in gördüğünüz gibi baskısı devam ediyor. Diğer tarafta Menderes Saltık. Menderes Saltık Fatih Koyuncu'yu geçerek 16 turuna ismini yazdırıyor. Tabii Menderes'in buralı oluşu seyirciler tarafından da kendi evinde bakalım. Bugün kendi evinde kendi seyircisi önünde neler yapacak Menderes'i aldık. Menderes de başarılı bir pehlivan. Gerçekten Nedim gibi bir Yıldır'a yakın gibi geleceği olan pehlivanlardan bir tanesi bence. Evet, şu anda çok güzel bir yeniş geldi. Hüseyin Gümüşalan'dan. Yenişi tamamladı. Güzel bir yeni Şaban Yılmaz'dan Hüseyin Gümüşalan karşısında. Hüseyin Gümüşalan, Hüseyin Gümüşalan az önce izlediğimiz çok güzel kaskanat oyunuyla Şaban Yılmaz'ı
Abdullah Güngör, Osman Aynur'u Menderes Altık'ta Fatih Koyuncu'yu geçerek son 16 turuna ismini yazdıran ilk 3 baş pehlivanımız güreş yaparak tabi gördüğünüz evet, gibi burada. Şu an tekrarı geliyor değerli güreş severler. Bu pozisyonda Fatih Atlı Mecit Yıldırım'ı çeviriyor evet, değerli güreş severler sırt aşağı. İç kasnakta son derece teknik bir baş pehlivan. Fatih Atlı Aslı Nesli kullandı. Dört marmada faaliyet gösteren. Evet burada şimdi da herhangi bir pozisyon. İş adamı Sayın Uğur'dan Yigi. İsmail her meydanımıza teşrifçilerdir. Hazırlığını her yapıyor değerli güreş severler. Hoş geldiniz diyoruz. Baş pehlivanlık müsabakalarında Fatih Atlı galip. Yıldıray Akın bu pozisyonda İsmail'i seyreder bir durumda. İşte paça kazıktı İsmail Balaban. Şöyle bir kaldırdı. Astı rakibini ama çabuk indi. Tabii Yıldıray'ın bir elde iç kazıkta İsmail'in kazığında orada. O da kontrayı hemen aldı. Yıldıray gerçekten son zamanlarda çok ciddi performans yüksekliği var. Ben çok beğeniyorum Yıldıray'ı. Ama tabii karşısında bir sarı fırtına İsmail'den bahsediyoruz. Kırkpınar'da iki kez altın kemer kuşanmış. 2013 ve 2017 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı sarı fırtına İsmail Balaban'dan bahsediyoruz. Evet bu pozisyonda Yıldıray Akın aynı İsmail zannediyorum bu sefer paça kazık oyunuyla çevirecek. Yıldıray ama bu arada dış jungle'ı yerleştirdi ama tabi İsmail fırsat vermedi. Orada kılıcı tam yerinde oturttu Yıldıray ama şimdi İsmail ikinci kez denedi olmadı. Sanırım bir kez daha deneyecek değerli güreş severler. Manisa Turgutlu Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Urganlı Ar Meydanı'ndayız. Yağlı güreşlerindeyiz. Değerli Belediye Başkanı Çetin Akın tüm birimleriyle siz değerli güreş severleri ekrana Turgutlu'ya kadar gelenleri de bu güzel alanı hazırladı. Fatih Atlı'ya bir bakalım. Mecid'i nasıl çıkartmış? Gördüğünüz gibi iç kasnağı yakalamış. Şöyle de bir bastırıyor. Dikkat ederseniz tüm ağırlığını sol dizine de dikkat edin şimdi. Bu pozisyonda avını yakalamış bir avcı gibi. Rahat çeviriyor Fatih Atlı. Değerli güreş severler. Tekrarlarda hemen İşte İsmail Balaban bu pozisyonda Yıldıray kendisini kurtardı. Tülay Yıldıray yakın da son derece komplike iyi bir sezon geçirdi. İyi bir pehlivan. İsmail Balaban bakalım puanlamaya gider demiştin ama bence normal sürede bitiş olabilecek güreşlerin içinde. Elbette ki yani her şey olabilir ama ben eşleşme anlamında çok ikisi de ama işte bak parmağı. Burada yine bir İsmail'in parmağına bir Emar Hakem hocamız kasnağa gittiğinde ve evet, şu anda Serhat Gökmen ve Ertuğrul Dağ deviren. Bu da güzel bir eşleşme Turay. Evet Serhat zaten Serhat için söylenecek bir şey yok gerçekten. Kırkpınar'a da her zaman bütün güreşlere damgasını vuran çok ciddi güreşler yapan bir pehlivanımız Ertuğrul Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin baş pehlivanı, Balıkesir'in tek baş pehlivanı, onu da buradan kutlamak gerekiyor. Ertuğrul'da da zaman zaman çok ciddi problemler oldu, sakatlıklar geçirdi, şanssız bir sezon geçirdi diyebiliriz. Yine de kariyerinde bu sezonu başarıya taşıdığı güzel güreşler var. İşte yine güzel bir eşleşme. Mustafa Batu yeni girdi dünya evine. Ama karşısında Yusufcan Zeybek. Tabii bir erkek pehlivan babası. İşte ikisi de aynı kulübün baş pehlivanı Mustafa Batu. Geçtiğimiz ay dünya evine merhaba dedi. İki değerli baş pehlivan. İkisi de son derece başarılı bence. Ayak boyu final. Evet. Mustafa Künde'yi arıyor. Mustafa Batu atabilecek mi? Değerli güreş severler kılıcı hemen hazırladı. Bu Künde'yi atabilecek mi Mustafa Batu? Güzel bir pozisyon.
Dikkat ederseniz kılıcı çabuk ayarladı ama hayır. Yusuf Can Zeybek Künde'yi geçemedi Mustafa Batu. Yoluna devam ediyor değerli güreşseverler. Her iki pehlivanı da kutluyoruz. Şimdi bu arada Yıldıray Akın da hakem kararıyla İsmail Balaban'ın sakatlığından dolayı tura 16 turunda ismini yazdırmış oldu ve böylelikle İsmail Balaban da elindeki o sakatlığın yükseltmesi sonucu ikinci turda Er Meydanı'na, Manisa Turgut Er Meydanı'na veda etmiş oldu ustacığım. Bu arada bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Mustafa Batu dolduramadı Künde'yi. Şöyle dikkat ederseniz paçalar da, dikkat edin, Mustafa Batu iç çangalla da değişik bir karar verebilir miyim acaba diye düşündü ama bunu çok iyi sezen Yusuf Can Zeybek karşı bir kontrayla da yenişini tamamladı, adını yazdırdı. Evet, İsmail Balaban parmağındaki sakatlık nüksedince doktor raporuyla ne dedik? Evet, doktor raporuyla Yıldıray Akın turu geçmiş oldu. Şu anda ikinci turda tek bir eşleşme kaldı sahanın ortasında baş pehlivanlıkta. Ertuğrul Dağdevren ve Serhat Gökmen mücadelesi şu anda devam eden son mücadelemiz. Son 16. baş pehlivanı bekliyoruz. Diğerleri belli olmuştu hepsi. Evet, bu arada dediğim gibi işte Ertuğrul'un da yine o sol bacağındaki evet değerli izleyiciler, tekrar hatırlatayım. Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz'ı geçmişti. Abdullah Güngör, Osman Aynur'u, Yıldıray Akın az önce İsmail Balaban'ın sakatlığından dolayı doktor kararıyla bırakmak zorunda kaldı. Yusuf Can Zeybek de çok güzel bir oyunla Mustafa Batu'yu, Menderes Altı, Fatih Koyuncu'yu, Fatih Atlı da Mecit Yıldırım'ı geçmişti. Evet, şu anda da Serhat Gökmen galip olarak ilan edildi ve son 16 turundaki 16'yı belirlemiş olduk değerli izleyiciler. Ertuğrul Dağdeviren de bu turda, ikinci turda. Evet, şu anda artık cazgır hocalarımız da 3. tur kuralları için baş pehlivanımızı çağırıyorlar. Ben hemen bir kez daha hatırlatayım. Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz'ı, Abdullah Güngör, Osman Aynur'u, Yıldıray Akın, İsmail Balaban'ı, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu'yu, Menderes Saltık, Fatih Koyuncu'yu, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren'i, Fatih Atlı da Mecit Yıldırım'ı geçerek son 16 turuna isimlerini yazdıran baş pehlivanlarımızdı. Onun dışında İsmail Erkal, Kaan Kaya, Mustafa Başdemir, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Recep Kara, Hüseyin İyican, Hasan Cengiz ve Yalçın Üncül de kurallar gereği ikinci turda tur atlayan diğer baş pehlivanımızla birlikte şu anda artık son 16 turunu şekillendi. Az sonra 16'daki kurallar çekilecek. Bakalım eşleşmelerde kimler olacak? Çünkü çok ciddi rakipler var. Hüseyin Gümüşalan kaldı, Abdullah Güngör kaldı, Yıldıray Akın kaldı. Evet, Yusuf Can Zeybek kaldı. Tabii Ali de çok çabuk geçmişti ikinci turu. Recep Kara, o da Recep Kara hayranları bekliyor çünkü ikinci turda Recep Kara güreşmedi. Recep Kara. Ama şöyle bir bakıldığında o da Hüseyin İyican kurasını çekmişti. Recep Kara hayranları bugün gerçekten önemli bir bekleyişi var. Sezonun hemen hemen son güreşleri Recep'i seyretmek istiyorlar. Recep Kara hayranlığı yani tam 4 altın kemeri var Recep Kara'nın, biliyorsunuz Ordu üyeli. O da 3. turda biraz sonra kurasını çekmeye gidecek. Hatta yavaş yavaş şöyle bir bakıyoruz. Enver Erişli, onun dışında Hüsnü Patron, Atınç Korkmaz şu an kura çekimi için pehlivanları yavaş yavaş evet, alana hocam, çağırıyorlar. Hocam ben de hemen kuralara geçeyim, eşleşmeleri yazıp değerli izleyicimiz bilgileri aktarmış olalım. Evet, şu anda 2012 yılları baş pehlivanı her Ali Gürsüz kurasını çekmeye geliyor. Vekilimiz de var, onu da alalım mı? Beraber alalım. Ali Gürsüz pehlivanın kuralı orası. Alalım mı? 10 buyurun numara Ali.
Evet. Üçüncü tura gidiliyor. Heyecan Doruk'ta. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın da çok değerli. Tabii protokol konukları var, destekçileri var. İlin tabii milletin vekilleri onlar. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başeviren'le beraberiz. Ve tabii yanımızda da Sayın Ev Sahibi Çetin Akın. Önce misafire bir söz verelim. Olur. Çetin Başkanım uygunsa. Uygundur. Teknome TV, Çanakkale TV ve aynı zamanda Lider TV bugün ortak yayınla Turgutlu'nun bu güzel organizasyonu evlerinize, iş yerlerinize sizlere taşıyor. Sayın Başevirgen, tabii milletin vekili olarak Turgutlu'da bugün, evet, 2019'dan sonra 2021'e de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz bu kültür değerlerimiz için? Vallahi aslında ben de misafir sayılmam çünkü Turgutlu'yum, kasabalıyım. Manisa, evet, milletvekiliyim, evet, ama Turgutlu'da yaşıyorum. Şimdi 30 yıl sonra Turgutlu'da belediye başkanlığını kazandık yetim başkanımızla. 30 yıl sonra Turgutlu'ya gerçekten sosyal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği başkanımız getirdi. İkincisini düzenliyoruz yağlı güreşlerin. Geçen yıl Turgutlu'da yapmıştık. Bugün de Urganlı'da yapıyoruz. Urganlı'da yapılmasının ayrı bir özelliği var. Başkanımın doğum yeri Urganlı. Evet. Urganlı'da doğdu, Urganlı'da büyüdü. Bugün burada gerçekten Urganlı tarihi günlerinden birini yaşıyor. Çok büyük bir kalabalık var. Ben araçla giriş yapamadım buraya. Yürüyerek geldim uzun bir yolu. Yani çok büyük bir ilgi var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle güzel organizasyonlarda buluşturduğu için. Devamını da başkanımdan bekliyoruz tabii ki yani. Evet. Sayın Başevirgen çok güzel, Sayın Evirgen ifade etti. Yol gerçekten otomobilden geçilmedi. Çünkü niye? Tatlı bir heyecan var. Sezon son güreşi Turgutlu'da bu güreş yapılıyor. Ve Sayın tabii Çetin Akın'a sözü vermek istiyorum. Bu arada Kulalı Yörük Mehmet tavan yaptı, zirve yaptı derken Vefa'da da siz çok anlamlı bir isim verdiniz bu güreş alana. Urganlı Yörük Mehmet Ar Meydanı, evet, diyebiliyor muyuz şu anda efendim? Kesinlikle öyle, ismini öyle koyduk. Yörük Mehmet'i ben çok iyi, çok yakından tanırım. Onun elinden ekmek yemişliğim vardır. Tabii doğduğumuz topraklardayız bugün. Biz gençliğimizde bu tür duyguları yaşayamamıştık. Hep içimizde bir uhdeydi. Belediye başkanı seçildikten sonra Urganlı'mıza çok ciddi hizmetler de yaptık ama dedik ki sosyal aktivitelerden bir tanesini de Urganlı'mızda yapalım. Bugün Urganlı tarihi bir gün yaşıyor. İsmini de Yörük Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri koyduk. Tarihe bu şekilde not edilsin diye. Yörük Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri. Evet. İnşallah seneye afişlerimizde böyle yerini alacak değil mi sevgili başkanım? İnşallah. Bundan sonraki süreçte de biz yaşayan baş pehlivanlarımız olabilir, hayatını kaybetmiş baş pehlivanlarımız olabilir. Yapacak olduğumuz güreşlerde o baş pehlivanlarımıza bir vefa örneği göstererek onların isimlerini de yaşatma adına bir çalışmamız olacak. Değerli izleyiciler, Manisa'nın tabii önemli ilçelerinden Urganlı Er Meydanı'ndayız. Neden? Çünkü Urganlı Er Meydanı şu an burası ama Yörük Mehmet'e ve dediği gibi Sayın Akın'ın rahmeti rahmana kavuşanlara da bir kez daha rahmet diliyoruz. Ve Yörük Mehmet'in ismi de bundan sonra Çetin Akın Başkan himayelerinde yaşatılmaya devam edecek. Ben hemen Sayın Bekir Başevirgen'e dönmek istiyorum. Bu kültür varlıklarının yaşatılması. Şimdi olağanüstü talep var. Tabii ekrana taşıyoruz. Türbün istiyor seyirci. Evet. Ama sadece bunu Sayın Çetin Akın'dan değil, daha güzel bir güreş alanı istiyor. Çünkü dikkat ederseniz biraz sonra daha da kontrolsüz bir sevgi olacak. İlgi 2019'un tamamen üstünde. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu çalışmalarda da büyük katkı ve destekleriniz lazım. Evet, şöyle benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi Urganlı, Turgutlu çok fazla ilgi gösterdi. Ama gelirken yabancı plakalar, yani komşu illerin plakaları var. Denizli plakasını gördüm, Balıkesir 10 plakası, Antalya, çok fazla, Antalya aynı şekilde. Samsun, Karadeniz. Kesinlikle aynı şekilde. Şimdi burada buranın da bir özelliği var Urganlı'nın. Başkanımız belediye başkanı olmadan önce Urganlı Spor'u amatör ligden alıp bal ligine kadar çıkardı. Burada bu tesislerin yapımında çok büyük emeği var başkanımızın. Bu tribünlerin olmasında da başkanımızın çok büyük emeği var. Çok. Diğer yerlere de gittim. Akhisar'a gittim. Diğer başka yerlerde de güreş müsabakalarını izledim. Ama burada yine baktığınız zaman daha yeterli bir tribün kapasitesini görüyorum yani. Şu an çok güzel. Çünkü kısa, evet, zamanda bunu yapmak, pandemi gölgesinde yapmak,
Evet. Sayın Çetin Akın'ı bu konuda kutluyoruz. Ama 2019'da bir sohbetimiz var başkanla. Seyirci nasıl olur diye sormuştu. Muhteşem olur dedik. Hafif de bir hava kapalıydı. Sonra muhteşemi muhteşemi oldu. Şimdi bunun devamı var. O kadar güzel dizayn edilmiş ki sayın ben vekilime katılıyorum. Şu an güzel ama yeter mi efendim? Siz Urganlı'nın çocuğusunuz. Seyirci sizden de talebi var. Coşku büyük, ilgi büyük, alaka büyük. Sosyal belediyecilikte bu var. Evet. Size dönüşümü olan bir çalışma. Bu konuda neler söyleyecek sayın başkan? Yeter mi? Asla yetmez. Değil mi efendim? Asla yetmez. Ama biz de mümkün olan elimizdeki fiziki şartları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bugün gördüğümüz kadarıyla çok fazla yani dışarıda kalan seyircimiz olmadı. Gelen bütün seyircilerin 6000'e yakın oturan seyirci tespit ettik. Bizim, bu da güzel bir rakam. Emniyetin hesaplarına göre bir 8000 civarında seyircimiz var şu anda. Oturan 6000 gibi geldi yani ama tabii ayakta, kenarda 8000 civarında bir seyircimiz var. Seyircinin sayısından ziyade ilgisi çok önemli. Sabahtan beri bakıyorum 9'da başladı güreşlerimiz. Hiç ayrılmadı seyirci. Çok keyif oluyor. Hava da çok güzel. Tabii organizasyon da güzel. Burada ben ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonu bize Farzende Sayan Hocam, değil mi? Farzende Onur, Hocam. Onur Şener Başbeylivanımız ve daire müdürlerimiz Bülent Gökmen, Azmi Gümüşoğlu gibi arkadaşlarımız gece yarılarına kadar burada çalıştılar. Bir emek harcadılar. Ve kusursuz bir organizasyon oluyor gördüğüm kadarıyla. Seyirciler keyif alıyor. Biz de böyle olduğu zaman harcadığımız paralardan mutlu oluyoruz. Değil mi? Halka değdiğini düşünüyoruz. Onun için ben de çok keyif aldığım bir gün yaşıyorum. Urganlı'da tarihi bir gün yaşıyor. Şunu da söyleyeyim. Urganlı mahallemizde bugüne kadar böyle bir organizasyon gerçekleştirilmemiş. İlk defa yapıldı. İlk defa oluyor. Urganlılara Turgutlu'ya hayırlı olsun. İnşallah bu kültür varlıklarımızı yaşatmayla ilgili bizim seçim öncesinde sözlerimiz vardı. Yani biz sahada seçim çalışmaları yaparken vekilim dediği gibi 30 yıl sonra kazandığımızda insanları inandırarak kazandık. Dedik ki biz milli bayramlarımıza, atasporlarımıza, kültür varlıklarımıza sahip çıkacağız dedik. Onları en güzel şekilde kutlayacağız. Biliyorsunuz milli bayramlarımız bize maalesef unutturulmak isteniyordu. Ama biz bunun aksine geldiğimiz günden bu yana özellikle 30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında müthiş organizasyonlar yaptık. Çok ciddi sanatçılar, söyleşiler, sokak etkinlikleriyle çocuklarımıza yaptığımız etkinliklerle çok güzel kutladık. İnşallah güreş organizasyonlarına, yağlı pehlivan güreşi organizasyonlar ben görevde kaldığım sürece devam edecek. Onu tazide buluyorum. Bunların yanında biz deve güreşi çok önemli onlar da. At yarışı bu yılda önümüzdeki yıl 2022'de de bir cirit organizasyonu planlıyoruz. Geleneksel spor dallarında da hepsini, Turgutlu hep önde. Kesinlikle Turgutlu artık sporla anılacak bir kent olacak. Yaptığı organizasyonlarla anılan bir kent olacak. Sayın Başkan ayrılmadan önce yine sonunda beraber olacağız törende ama Sayın Bekir Bey de buradayken Sayın Vekilimiz. Bugün tabii Türkiye'de büyük bir gerçek var. Meslektaşlarımız siyaset üstü yağlı güreş birliğini oluşturdular. Ve her partiden belediye başkanı var. Sayın Yücel Yılmaz bir telefonla burada birliğim ben. Mobil duş tırını görüyorum. Evet. Güzel de bir ilişkiniz var. Yağlı Birliği bakış açınız nedir efendim? Son buradan, olarak da ona ben kendilerine teşekkür ediyorum. O görüşmeleri yaptık. Bu güreşler öncesinde görüşmeleri yaptık. Olağanüstü bir aksilik olmazsa artık ilk meclis toplantımızda o kararı alırız diye düşünüyorum. Temenni ediyorum öyle diyeyim. Mecliste de şöyle bir sorunumuz var. Biz maalesef 11 meclis üyesi, 20 muhalefet meclis üyesi var. İstediğimiz her kararı da her an geçiremiyoruz. İnşallah ikna ederiz. İkna ettikten sonra da üye oluruz. Ben zannediyorum ki bu mesaj çok önemli. Çünkü siyaset üstü diyorum ya bütün partilerin söz konusu milletin menfaati olunca meclisteki muhalefet de buna olumlu bakacağına inanıyorum. Çünkü siz önemli bir lidersiniz. Neyi nasıl getireceğini çok iyi biliyorsun meclisinize. Bekir Bey, katılım için teşekkür ederim. Başpehlivanlar 3. tura salınacak. Son olarak ifade etmek istediğiniz duygularınız nelerdir? Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımıza. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimiz olduğunuz için. Çok sağ olun. Tek Mümeti Valisi olarak İstanbul'da da bir canlı yayını bekliyoruz. Turgutlu'nun başarı belediye başkanını, Turgutlu'nun çocuğunu. Sevgili başkanım, siz neler ifade etmek isterseniz? Vallahi kazasız belasız bitsin. Hak edenin de baş pehlivan olduğu bir güreş olsun. Ben izleyicilerimize buradan keyifli seyirler diliyorum. Evet. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sayın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın o kadar güzel bir vefa gösterdi ki şu anda mekanı cennet olsun. İkincisi yapılan diyorum.
Tabii Kulalı derler ona ama Yörük Mehmet güreşlerini 3. turuna hep beraber diyoruz. Haydi bakalım söz yazdıklarda Allah derman versin. Örümcek adamı Ferhat Gökmen. Yine bugün Erdekler Meydanımızda Nurdemir ve Dalip Faik Bahçe Şimdi Adana'da güreşiyoruz. Samsun'da Serhat Şehir Yedir'le Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreşiyor. Yine bugün burada Aslı Nesi, Korkut Eli, Yukarı Karaman Mahalle Muhtarımız, pehlivanlarımızın abisi Sayın Faruk Bahşi adına güreşiyor. 2021 yılı tarihi kırdılar baş pehlivan finalisti her meydanlarımızın koçu İsmail Koç Konya Beşi Antalya Masa Spor Güreşimizin sözü değil özde sahip çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Çanakkale Liga Muhtarlar Derneği Dernek Başkanımız Sayın Ayhan Ferah ve Tüm Ağköylüler adına güreşiyor. Yusuf Can Zeybek Antalya Duran'da. Bizimki burada dolu. Ulusal Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Attaş adına güreşiyor. Yaşın Ölçü Bursa. İnşaatın sahibi Ali Abay adına güreş yapıyor. Antalya Kemer Belediyesi'nin pehlivanı İsmail Erkal Antalya. Etti abi. Çanakkale İş Adamı Sayın Ergin Başaran adına güreş yapıyor. Kocaeli Kartepe Belediyesi'nin pehlivanı Mustafa Başdemir Kocaeli. Evet değerli güreşlerler, Aslı Nesi, Şehzadeler Diyarı, Manisa'mızın öz evladı. Osmanlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Enç adına güreşiyor. Hüseyin İyican, Manisa Turgutlu. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreşiyor. Yine bu numarada Osmanlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Enç adına güreşiyor. 2014 yılı tarihinde kurar baş pehlivanı Fatih Atlı Samsun Lanik. Allah Allah. Antalya Korkut İl Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşlek adına güreşiyor. Yine bu numarada ben duydum. Doğanlar kum ocaklarının sahibi genç iş adamı Sayın Reşat Doğan adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı her meydanlarımızın megastarı Ali Gümüş Antalya Kortuteli Sımarlı. Evet, bugün burada Manisa Üniversitesi'nde İstanbul Kartal Belediyesi'nin pehlivanı, her meydanlarının devir adamı Abdullah Güngör Samsun. Güneş düzenleyen kentler birliği başkanımız, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına görüşüyor. Yine bugün burada Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren uçak emlakların sahibi genç iş adamı Sayın Osman Uçak adına görüşüyor. Hüseyin Gümüş olan Karamusta. Yala Altın Ödeleri Başkanımız Sayın Doktor Metin Oran adına görüş yapıyor. Kaan Kaya Pehlivanlar Diyarı Kocaeli Karamusta. Evet değerli misafirler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyoruz. Bugün burada güreşlerimizin yapılmasındaki en büyük pay sahibi sponsorlarımızdan bir tanesi. Genç hanım ağalarımızdan
Altınbaşı Kentleri Yönetim Kurulu sahibi, yönetim kurulu başkanı Sayın Yasin Öse Arşak'ın adına güreş yapıyor. Ve nasıl olacak bu? Kamle koruma getireceksin. Nedir bir hat çekeceksin? Bugün burada daha kızı inşallah Yücel Partileri sahibi Yücel Oğlu adına güreş yapıyor. Menderes Saltık Turgut'tu. Değerli yönetmenler, baş meyvanlık, üçüncü turun savakalı başkanımız Korumalı'yım. Allah illallah, Muhammed'in Resulü'nü haydi aziz seyircim baş meyvanlığın üçüncü turuna. Hep birlikte altmışlar adaya başlamak. Allah tanrı var ki. Oldu mu abi? Derman versin. Şimdi eşleşmeler nefes kesecek. Duray hemen bir hatırlatalım. Büyük orta, destek, küçük ve büyük boyacı yalanları anayolunda hazır oluyor. Büyük orta, destek, küçük ve destek, büyük boyacı yalanları anayolunda hazır oluyor. Thank you.
Kibok. Deste küçük ve deste büyük okçuları acil olarak yarattı. Yavaş yavaş Fatih atlıyı sürmeye başladı. İhtar gelir mi Fatih'e bakacağız ama.
O da Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına güreşiyor bugün. Ali Gürbüz bir paçada bir kasnakta ama Fatih'te. Evet, bu pozisyonda devam dedi. Şimdi bir dakika. İlginç bir görüntü. Fatih attı. Meydan hakemi devam dedi ama Fatih attı kuleye. Evet. Kuleye bir bakın dedi Yenis'e. Açık düşürdüm diyor ama bu pozisyona bir bakalım. Gerçekten de öyle mi? Fatih'in bir arayışı var. Usta baş pehlivanlar bunlar. Ali'nin sakinliğini koruması da güzel. Bakalım. Kara fırtına diyoruz. Bülent. Pele Bülent Orhan. Kara panter diyor Fatih Atlı ama benim için o kara fırtına. Samsun'un, Bayram Ertan'ın çırağı Fatih Atlı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına güreşiyor. Değerli güreşseverler. Evet, itiraz devam ediyor. Bakalım o pozisyona geleceğiz. Paçayı aramış burada Turay. Yakalamış evet. Ali ama şimdi paça ve kasnakta dikkat et. Bu pozisyonda Ali'nin dönüşünde açık düştüğünü ifade ediyor ama kulenin önündeler. Bakacaklar şimdi. Son kararı kule verecek. Şimdi Recep Kara, Yıldır'a yakın. Evet. Bu arada Menderes Altık'ta Kaan Kaya'yı geçiyor. Kendi sağ ve seyircisi önünde. Onun dışında evet, yönetmenlerimiz hemen ikaz ediyor. İsmail Koç'un yenişi bir kez daha ekranlara gelecek. Bu pozisyonda İsmail Yusuf Can Zeybe'yi iyice bastırmıştı. Şimdi dikkat ederseniz vücut ağırlığıyla birlikte dengesini kurdu. Dış kazıkta hazır. Bakalım İsmail Yusuf Can Zeybe'yi şimdi içe doğru yöneldi. Sağ eliyle. Sol eli de tabii burada İsmail'in bir yandan da doğru içi, de, içi de buluyor. Yan kasnaktan ters paça mutlaka çok önemli. Evet. Şimdi iyice hazır pozisyona getirdi. Şimdi paça değiştirmesi lazım. Bakalım İsmail bu pozisyonda. Ali Gürbüz Fatih Atlı. Kule devam kararı verdi. Ali'nin açılmasını yeterli bulmadı değerli güreşseverler. Ve şimdi Ali Gürbüz Fatih Atlı kaldığı yerden devam ediyor ama yeniş gelecek İsmail Koç'un. Merak etmeyin. Ali Gürbüz, Recep Kara her an bir keçi dikmesi çıkartabilir pozisyona. Şu anda Recep Kara arkadaşlarımız hemen yayına taşıdılar. Hareketlenen güreş ekranlarınızda oluyor hemen değerli güreş severler. Tabii bu pozisyonda Recep Kara şimdi sol koluyla iyice bastırdı. Kasnak'ta evet. Yıldıray'a yakın. Ali Gürbüz bu pozisyonda Fatih Atlı. Evet, bu defa. Şimdi kolunu kaldırıyor Fatih Atlı'nın Ali Gürbüz mücadelesinde. Tekrar başlamıştı bu güreş. Ali Gürbüz. Ekranlarımıza. İşte bu pozisyonda dikkat edin. Ali sol koluyla dış gazı iyice yerleştirmiş ama Fatih çok teknik bir baş pehlivan. Dikkat edin, Ali'nin sağ paçasını hemen üstünde ilginç bir yeniş. Çabuk ve çevik hareket etti Fatih Atlı. Adını çeyrek finale yazdırıyor Kıray. Çeyrek finale yazdıran diğer pehlivanlarımızı hatırlatın. Kimler kimleri geçmişti. Hemen Menderes Altık, Kaan Kaya'yı, Hüseyin Gümüşalan, Abdullah Güngör'ü, Fatih Atlı, Ali Gürbüz'ü, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybi'yi, az önce Serhat Gökmen, Aslan Cengiz'i yenerek çeyrek final isimlerini yazdırdılar. Evet, yönetmenimiz hemen hatırlattı. İşte Serhat Gökmen'in yenişi, Aslan Cengiz mücadelesi. Tabii burada Çangalı çok etkili vuruyor Serhat Gökmen Hasan Cengiz'i ve galibiyette kaçınılmaz oluyor. Serhat Gökmen İsmail Koç'u
tekrarını getirecek arkadaşlar. Merak etmeyin değerli güreş severler, yenişi. Ama şimdi gözümüz Recep Kara Yıldıray Akın mücadelesinde. Çok istekli Yıldıray Akın usta Recep Kara karşısında. Evet. Sen bu işi çözersin Recep kardeşim. Acı patlıcana kralı çalmaz demiş. İbrahim Konuk Recep Kara için. Recep gerçekten sezonun son güreşi bizim için. Evet, Recep Kara İsmail Koç'la ilgili iyi niyetli görüşlerini sunmuş. Buradan da sevgili kardeşimiz. Evet, Halit İbrahim Gümüş. Şimdi usta Recep Kara Turay Emen çeyrek final eşleşmeleri için sahada yerini alıyor değerli güreşseverler. Şimdi Recep Kara Yıldıray Akın mı çeyrek finali adını yazdıracak? Şu ana kadar Recep Kara güzel mücadeleler çıkarttı. Turgutlu. Şu an İsmail Koç çok ısrar etmiştiniz. Yönetmen arkadaşlarımız da hazırladılar. Bir kez daha işte İsmail Koç. Bu pozisyonda Yusufcan Zeybek mücadelesinde İsmail Koç. İşte dediğim gibi paçayı değiştirmesi gerekiyordu. Değiştirince de içi bulur bulmaz ters paçada İsmail Koç yoluna devam ediyor. Recep Kara Yıldıray Akın elini öpüyor ustanın. Yoluna devam eden işte Recep Kara Yıldıray Akın. Telaşlanmayın. Hemen tekrarı geldi. Usta Recep Kara paça kasnak hazırlığındayken dikkat edin Yıldıray'ın çangalı gelebilir ve geliyor. Yıldıray Akın usta Recep Kara karşısında adını çeyrek finale yazdırıyor. Turgutlu Yörük Mehmet yağlı pehlivan güreşlerinde değerli güreşseverler. Güzel yenişler oldu. Çeyrek final öncesi 16 eşleşmelerinde değerli güreşseverler. Evet, Özkan Aygün. Evet, herkes kendi yorumlarını yapıyor tabii. Özgün iradeleriyle ve şimdi bir kez daha ikinci turda neler yaşandı? Recep Kara'yı da arkadaşlarımız ikinci turla ilgili sevgili yönetmenimden şimdi ikinci turda neler yaşandı? Evet, ikinci tur. Tabii çeyrek final öncesi ikinci tur derken neler yaşandı? Onları da biraz önce arkadaşlarımız son Recep Kara güzel bir iç çangal oyunuyla usta Recep Kara'yı Yıldıray Akın çıkartmıştı. Şimdi Abdullah Güngör'e bir bakalım. Hüseyin Gümüş alan mücadelesi. Dikkat ederseniz bu pozisyonda önce bir hazırlığı var. Hüseyin Gümüş alan son derece savunmada. Bakalım Abdullah Güngör demir adam lakaplı pehlivanımız nasıl bir oyun çıkartacak? Tabii biraz bu yeniş geriden geldiği için. Evet. Yıldıray Akın'a helal olsun demiş Hüseyin İşlek. Tabii yakışıyor.
baş pehlivanlığa çıktığı günden şu ana kadar Yıldıray yakında hemen ustasının elini öptü. Her şekilde yakıştırıyor güreşi kendisine. Evet, tekrar gelecek Abdullah Güngör. Yenişini beraber bakacağız arkadaşlar. Evet, şimdi baş altında büyük ortada, küçük orta küçük ve küçük orta büyükte savunmalar var. Bugün Tekme TV'nin yanı sıra Çanakkale TV ve Lider TV'de ortak yayında ve tabi Facebook adresimizde güreşe dair bu güreşleri sizin hizmetinize getirme mücadelesi veriyor değerli güreş severler. 7 numara İsmail Koç. Bakalım çeyrek finalde eşleşmeler nasıl olacak? İsmail Koç da kurasını çekti. Alt boylardaki mücadeleleri de arkadaşlarımız ekranlarına getiriyorlar. Genel bir görüntü. Şu anda İşte kura çekiminde Çanakkale'nin gururuna Ail Kurt ve Enver Erişli hemen üstünü patron Şerif Ali'yi görüyorsunuz. Değerli güreş severler. Çeyrek final mücadeleleri değerli güreş severler, şimdi birazdan kurallar gelecek. 4 numara Hüseyin Yiğcan Yıldıray Akın Teko. 5 evet. Çaycı Ramazan bizi izliyormuş Asarcık'tan Samsun'dan. Fatih Atlı'yı desteklediklerini, hemşehrilerine desteklediklerini ifade eder. Ve Asarcık'ta Çaycı Ramazan'ın mekanında da bizleri izliyorlarmış. Çaycı Ramazan kardeşime de buradan selamlarımızı hemen yollayalım. Hazır kurallar çekilirken. Değerli göreselerler, saygıdeğer tutabilirlerimiz. Maç altı boyu çeyrek final tutabilirleri. Hamza Özkarınız, Kocaeli Maç İskeli Belediye Başkanımız Sayın Yasin Özlu adına görüşüyor. Kocaeli Maç İskeli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Kocak adına görüşüyor. Yine bugün burada Manisa Akser Işık Köylü'nün iş adamı Sayın Halil İbrahim Can adına görüşüyor. Tolga Duran Antalya. Antalya Kongre Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İstek Belediye Başkanı Ali İhsan Tatmaz Korkut Ali Ozova. Antalya Kongre Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İstek Belediye Başkanı görüşüyor. İnşallah bizim numaralarına görüşüyor. Yusuf Minna Antalya. Refik Öner, Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Oğuz Katları Yıldırım Sizler Bilim Elivanı Kocaeli Gölcük. Serhat Elvan, Anadolu Havalanka Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sıra Bilim Elivanı Tokat. Gerhard Gökümanoğlu, Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Oğuz Katları Yıldırım Sizler Bilim Elivanı Kocaeli Gölcük. Burak Kaya, Asıl Nesi Kurukulu'nun özelliği. Evet, baş altında da Çoğdun Vali Yardımcımız Sayın Kurukulu'na Kaya adına görüşüyor. Yalova savunmalar devam ediyor. Allah İnallah Muhammed Resulullah Maaş Atatürk'ün Çekekler'in Zolaba Gazı'na Hep bir ilgilere maşallah. Hayırlı aslanlar, Allah'a devam edersin.
görevlileriniz, yağ gelirleriniz, yağ görevlileriniz. Değerli meslekler, küçük orta, evet. Büyük boy, yarı sene müsabakaları yapacak. Güreş ağlına bir girdi, pir girdi. Aslanlar gibi. Nazmi Şahin, sevgili Çakır. Nazmi Çakır. Tabii Nazmi Şahin'e de buradan kulaklarını çınlatıyoruz. O da önemli bir değer. Nazmi Çakır, Çanakkale Çan Güreş ağası. Bugün Turgutlu'ya kadar geldiniz ama güzel bir mesaj var. Önce onu okumak istiyorum. Çünkü ustaların ustası Samsun Bafra'nın yetiştirdiği İkizpınar'da doğan tabii çok değerli Bafralı baş pehlivan Abdullah Ersoy'dan bahsediyorum. Bu arada bizi seyrediyormuş babası Hamza Ersoy, anne Nimet Ersoy. Onların da elinden öpüyorum. Çok güzel bir destek mesajı atmış. Kolay gelsin kardeşim. Bir insanın işinde ne kadar usta olduğu hareketlerinde, davranışlarından ve çalışma biçiminden belli olur. Güreş camiasına, evet, güreşe camiaya kalkınması için, güreşin kalkınması için camiaya büyük emek veren Mehmet kardeşime bu meziyetlerinin hepsi var. Allah derman versin. Pehlivan Otel'de bizi seyrediyorlarmış. Abdullah Ersoy pehlivana benim kardeşime selam olsun. Evet, Sayın Çakır, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine burada Çan'ı temsil ediyorsunuz. Evet, güzel bir organizasyona geldik. Buradan Çanakkale Çan Belediye Başkanımı Bülent Öz, Yenice Belediye Başkanımız Veysel Acar beylere çok teşekkür ediyorum. Güreşi seviyoruz, yöremiz de seviyor. Bu nedenle de ağlığa aday olduk. Sayın Belediye Başkanım Bülent Öz de uygun gördü. Ağlığı bize nasip etti inşallah. Şimdi bir kere Çan'ı konuşturuyorsun burada Turgutlu'da. Çok değerli Belediye Başkanı Sayın Çetin Akın. Şu anda gerçekten bu güreşlerini evet ve şu anda da siz Kırkpınar'a ağalık yapmış Murat Köse. Tabii Çan'da komite başkanlığı yaptı bu senede Murat Köse. Evet. Sonrasında Yakup Köse, Gökhan Mercan gibi çok ciddi bu işi tavan yaptırmış. Güreş ağlarından aldınız ve o kadar güzel de taşıyorsunuz ki aldığınız günden şu ana kadar kaç tane güreşe gidip Çan'ı konuşturdunuz, Çan'ı temsil ettiniz? Çan'dan sonra üçüncü güreşimiz bu. Organizasyon olarak üçüne de teşrif ettik. Sağ olsun davet ettiler. Geldik. Çan'ı temsil ediyoruz. Çan Belediye'yi temsil ediyoruz. Yenice'mizi temsil ediyoruz. Bütün çiftçimizi temsil ediyoruz. Yani Çanakkale'ye kucak dolusu selamlar buradan. Evet, bu arada her zaman arkanızda çok değerli bir abiniz gibi dolaşan, Allah sağlık sağlar, babanız ve iş kardeşleriniz var. Evet, evet. Babam, biraz kendinizden bahsedin o konuda. Babam yanımda yine burada güreş sever. Zaten eski güreşçilerden orada. Kardeşim bu işin önde geleni olmamı isteyenlerden bir tanesi de odur. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yıldıray Çakır, Çakırsan Limited şirketinin, o da aynı zamanda ortağıdır. Seviyoruz güreşi Mehmet Bey. Devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene olan Çan güreşlerine daha iyi bir şekilde organize olup belediye başkanımızla beraber yapmak istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim onlara. Bu arada Sayan Aslan Çardak güreş ağası, yine kurucu Yasem Korkmaz, Bahrem işte yapacağını yaptı. Ve tabii onlara buradan kocaman selam olsun. Ahmet Acar Çardak'ın tabii geçmiş güreş ağalarından ama Sayan Aslan, aslanlar gibi bu işi yapıyor. Sayan ağamıza da buradan kucak dolusu selamlar yollayalım. Evet Küray, hemen hazırlan. Çeyrek final kuraları nasıl oluştu? Evet Türay, hemen bir çeyrek finalde tabii Çanakkale'den ağanın gelince sen de bir havalara girdin Türay. Evet, gerçekten ağamla teşekkür ediyorum. Gelirken de beraber geldik sağ olsun. Hemen 16 turundaki çeyrek finaldeyiz artık. Fatih Atlı, Menderes Altık, Yalçın Öncül, Hüseyin İyican, Yıldıray Yakın, Serhat Gökmen, İsmail Koç ve Hüseyin Gümüşal eşleşmeleriyle
Son 8'deyiz, çeyrek finalde. Bundan sonra artık yarı final ve finalle günü sonlandıracağız. Evet, dediğimiz gibi artık sezonun da bizler için son güreşi. Evet. Ağam da bugün geldi, bizleri onurlandırdı. Ama gerçekten bu zamana kadar İpsala, geçen haftaki Manisa Yuntay ve bugün Manisa Turgutlu bütün güreşlerde dediği gibi Çam Belediyesi'nin ağalığın ismini konuşturuyor. Seviyor bu işi. Gelirken babasıyla da konuştuk. En iyisini eski yapmak için yola babası çıktı. Babası da diyor ki elinden gelenin en iyisini ne yapması gerekiyorsa her şeyi yapabilir. Benden yana her şey helal olsun diyor. Evet, teşekkür şu anda Türay, bir kez daha hatırlatalım. Çeyrek finalde nasıl bir heyecan yaşanacak? Evet, çeyrek finalde Fatih Atlı, Menderes Saltık, Yalçın Üncül, Hüseyin İyican, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, İsmail Koç ve Hüseyin Gümüşhan'ın eşleşmeleri var şu anda. Değerli izleyiciler, Fatih Atlı'ya da büyük bir destek var. Şimdi sözü cazgırları bırakacağız ama alt boylarla da kıran kıran mücadeleler var. Diğer tarafta yine bizi Kumluca'da takip eden ve destek veren çok önemli arkadaşlarımız Erzan Aybek, baba eskiden selamını yollamış ve aynen diyor ki Mehmet abiciğim, Avcılar Kulübü'nde sizi izliyoruz, kalabalık bir şekilde herkesin selamı var ve iyi yayınlar demiş. Tabi bu arada Orhan Özkan, Malkaralı Fehmi Pehlivan'ın mahtumu, Bursa'da bizi seyrediyorlarmış ve Bursa'dan Yörük Ferhat. Değerli güreş severler. Evet usta. Tabii Atilla Baykal, Teknomi TV'nin gururu, değerli başkanımız, Allah yar ve yardımcınız olsun, güreşlerimize başarılar dilerim demiş. Teknomi TV'nin yürekli amatör branşlarında babası Atilla Baykal'a da buradan selamlar. Evet, şimdi Çan'a güzel hizmetler vermek için yola çıktınız ve her güreş farklı bir heyecan. Evet. Seneye bundan sonra tabii iyi bir ağalık kıyafeti ve ağlarla ilgili neler tasarlıyorsun sevgili ağam? Yani bizim özümüz şu Mehmet Bey, bizim ağlıkla işte büyüklükle bir şeyimiz olmaz. Biz kendi kabuğumuzla çiftçilikten geldik, çiftçiliği devam ediyoruz. Temsili bir kıyafet neyse o gün nasip olursa giyeriz. Organizasyona katılırız inşallah. İnşallah ağlarla birlikte, değil mi? Evet. Evet. İnşallah bütün ağlarımıza davet edeceğiz. Evet, Nazmi Çakır, değerli ağamız, Çanakkale Çan'ın güreşi ağası konuk ettik. Şimdi sözü Cazgır'a verelim. Haydi Allah derman versin. Amin. Allah derman versin. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey'in pehlivanı. Bugün burada güreşlerimize sponsorluk olan, destek veren Altura Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasemin Köse Arşak'ı adına güreş yapıyor. Menderes Saplı Turgutlu. Evet, değerli güreşseverler, Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen geçiyor. Yine bugün burada Tuzdemir Metal Şirketler Grubu'nun sahibi genç iş adamı Sayın Faik Bahçecikli adına geçiyor. Evet. Pası Nesi Samsun Lali ama sizlerin damadı, sizlerin evladı. Evet. Merhum Başbeyvan Yörük Mehmet'in damadı. Her meydanlarımızın örümcek adamı. Serhat Gökmen, Samsun Lali. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ayyalı'nın Sezer Ağzı'na güreş yapıyor. Her meydanlarının parlayan yıldızı Yıldıray Akın Kocaeli. İbrahim Gökhan Meryem'e. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Yalçın Öncül, Evliyalar Şehri, Bursa. Evet, değerli güreşçiler, Osmanlı Şirketler Grubu'nun sahibi genç iş adamı Sayın Osman Enç adına geçiyor. Hüseyin İyican, Manisa Turgutlu. Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız, aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına geçiyor. Yine bugün burada Manavgat Kumluca'da faaliyet gösteren Uçan Evlatları'nın sahibi
genç iş adamı Osman Uçar adına görüşüyor. Süyün Gümüşhan Karabuksan. Evet, Trakya, Edirne Trakya Emirlik Genel Müdürlüğü adına görüşüyor. Yine bu burada, döşeme altında faaliyet gösteren Gürük yapı malzemelerinin sahibi, döşeme altında genç iş adamı Sayın Ali Aydın adına görüşüyor. Tarihi tekrar baş peygamber planisi her meydan aramızın koçu. İsrail Koç, Konya Beşiktaş. Evet saygılar, misafirler, değerli konuklar. Gösterimiz bir dakikada da meydanlarda kumanız Türkiye'nin en genç ve ünlü hazırı Manisa Meydanı kumanız Şerif Paralesi'nde olsun. Helal olsun, helal olsun, helal olsun bu koç yiğitleri yetiştirip her meydanına gönderen anaya. Helal olsun, helal olsun oğlun cephede şehit düştü diye gur gözyaşlarını gizli tutan dolaya. Keşke canından bir can, kanından bir damla verilseydim ona. Ne yazık ki kısmet olmadı bana şehit doğumlarına. Savaş mı? İleri gelmiş Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa. Eyvah! Eyvah! Gönlüğün alt kısmı kalmamış dediler. Hiç önemi yok. Bir canım var. Onu da veririm. Yeter ki var olsun. Türkiye Cumhuriyeti. Ay yıldızlı bayrağım. Yüce milletim. Bölmez vatan. Kaç avcı elinden kurtulabilir? Vadesi dolmuş. Talihsiz bir tavşan. Var mıdır? Var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti gibi huduttan hududa koşup savaşan. Hey! Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'm, senin kurduğun cumhuriyette yaşıyoruz. Sen ölmedin, ölemezsin. İçimizde yaşıyorsun Gazi Mustafa Kemal Paşa'm. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Çeyrek finale giden baş binevallarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Allah darma versin. Evet, Allah derman versin. İşte yine güzel bir kaje. Tabii reji bu çalışmaları, tabii iş bilenin at ne diyor? Kılıç kuşananın, at bilenin kılıç kuşananın derler ya. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Evet, zaman zaman sıkıntılar, kolay değil bu yayıncılığı yapmak ama bugün ben sağ olsun Fatih Bey'e teşekkür ediyorum. İşte hemen eşleşmeler ekranlarınıza geldi. Künye'yi şöyle tek tek İsmail Koç 1.96 boyunda 135 kilo. İsmail Koç evli bir çocuk babası. Evet, şu an tekrar İsmail Koç'un bilgileri geliyor görüntüyle birlikte. Bu da Teknomi TV'nin farklı bir perspektifi ama ya, reji elinden geldiği kadar evet, biraz sonra en iyisini vermeye çalışıyor. Her zaman her daim ekibimiz. Şu anda elimizde bugün İşte Hüseyin Gümüşhan. Değerli ağabeylerimiz var ise çok acele isimlerine gelip bildirsinler. Hüseyin Gümüşhan kardeşimiz de. Üç tane ağabeylerimiz var. Değerli ağabeylerimiz var. Ve misafirlerimize önemli duyuruyor. Şu anda Yıldıray Akın ekranlarımızda. O da peşevini tamamladı. Rakibini bekliyor Serhat Gökmen. İşte Hüseyin Gümüşhan, hemen onun da künye bilgileri. Boy 1.99, 120 kilo ağırlığında Hüseyin Gümüşhan. Tek tek arkadaşlarımı seçip sizler için bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Pehlivanlarımızın
kısa biyografileri en azından fiziksel bilgilerini. Diğer tarafta bu arada sevgili Ramazan Alabacak, Kahramanmaraş geçmiş dönem güreşin temsilcimi, selam olsun Kahramanmaraş'ımıza, canım abime sağlık sıhhat diliyorum. İşte Fatih Atlı, güzel bir Turgutlu, boy 1.84 ve kilo 110 Fatih Atlı da hemen örümcek adam lakaplı Serhat Gökmen. O da Antalya Manavgat, işte Serhat Gökmen, Şükrü Sözen'in baş pehlivanı, evli, evliler kervanında bir çocuk sahibi Serhat Gökmen. Değerli güreşseverler, Akçakoca da Ahmet Hoşaf yazmış. İyi yayınlar tüm güreşlere, başarılar Ahmet Hoşaf Akçakoca'dan. İsmail Koç'u biraz önce ekranlarınıza taşımıştık. Yıldıray Akın geliyor. Son derece ağırbaşlı, güreşi yakıştırdığımız, tabii uzun saçlarıyla farklı bir Yıldıray Akın'dı ama tabii olgunlaştı. O artık baş pehlivan Yıldıray Akın oldu. Değerli güreş severler, Turgutlu Yörük Mehmet, Er Meydanı'ndayız. Fatih Atlı, İşte Menderes Saltık, o da inşallah yuvasında değer bulur. Başarılı bir baş pehlivan, ilerisi olan bir baş pehlivan Menderes Saltık. Antalya'da pehlivanlık hayatını sürdürüyor Menderes Saltık. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin himayelerinde, Büyükşehir Belediye Spor Antalya'nın baş pehlivanı. Evet, selamlar Mehmet abim, iyi yayınlar diliyorum. Biyografiler, kilogram, boy eşleştirmelerin ekrana getirdin, süper, çok teşekkürler, iyi ki varsınız deyin. Şimdi ekip çalışırsa bizler övgüyü alırız ama ben tabii öyle bir insan değilim. Fatih Bedir ve ekibini, tüm kameraman arkadaşlarını kutluyorum. Tabii yönetmenini, bugün her ne kadar Yasin Serhat destek verse de mevcut yönetmenleri var onların. Ama bugün de Yasin kardeşimiz her zaman olduğu gibi. Yönetmen olarak desteğini veriyor. Fatih Bedir'in de bu güzel çalışmaları için bu teşekkürleri ben direkt kendisine yolluyorum. Evet, Muzaffer Aydın Sarıyer'de milli takımların kamp eğitim merkezi tesis sorumlusu. Onlara da buradan selamlar yolluyoruz ve şimdi çeyrek final başladı Türay. Evet hocam, dediğiniz gibi çeyrek final, çok güzel eşleşmeler var yine. Az önce eşleşmeleri söylemiştim. Hemen bir kez daha aktarabiliriz değerli izleyicilerimize, belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Hemen hatırlatalım. Hemen söyleyeyim. Fatih Atlı, Menderes Saltık, Yalçın Öncü, Hüseyin İyican, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, İsmail Koç ve Hüseyin Gümüşalan eşleşmeleriyle çeyrek final başlamış oldu değerli izleyiciler. Bu arada Mehmet abicim, İstanbul'dan, İstanbul Arnavutköy'den bütün pehlivanlara başarılar dileriz. Selamlar. Feyzullah Güler ve Fatih Güler ailece şu anda oturmuşlar, bizleri izliyorlarmış. Biz de hepsine buradan selamlarımızı gönderelim. Güler ailesine, Feyzullah abimize. Evet, dediğimiz gibi değerli izleyiciler, çeyrek final mücadeleleri şu anda başladı. Hepsi daha çok yeni başladı. Hepsi şu anda görüyorsunuz. Evet, hemen ben tekrar söyleyeyim. Fatih Atlı, Menderes Saltık, Yalçın Öncül, Hüseyin İyican, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, İsmail Koç ve Hüseyin Gümüşalan mücadelesiyle çeyrek finaller başlamış oldu. Evet, Tokat Erbaa dendiği zaman Hüseyin Şahin'i rahmetle anıyoruz. Sevgili adaşım, çok teşekkürler. Yücel Ordu, değerli abimiz Yücel Kozmetik'in sahibi, iyi ki var. Her zaman yanımızda. Mehmet Özdilek, sevgili başkan. Erbaa Güreş İhtisas'ın başkanı. Sayın Mehmet Çelik, Erbaa Hüseyin Şahin güreşlerini yapamıyoruz. Geleneksel olarak yaptığımız güreşe hizmet edenler ve Hüseyin Şahin adına yapılan
Eski Şahin adına yapılan güreşler yapılan Turgutlu Belediyesi büyük bir aldığımızı Kur'an okutma çok büyük desteklerde bulunan geleneğimiz 13 Ekim çarşamba günü akşam hanım ağlarında takip çarşamba ne diyor özellikle tabi burada görmek istiyorum da hemen okuyacağım o mesajı ama şimdi gerçekten çeyrek finalde nefesler tutulacak. Çok hareketli başladı Türay. Evet İsmail Koç Hüseyin Gümüş alamayacağını söz etti. Bu güreş nefesi kesecek değerli evet. Güreş severler. Bu turun, çok değerli bir eşleşmesi. İsmail Koç Hüseyin Gümüş eşleşmesi. Bakalım neler olacak. Evet bu arada. Hızlı başladı ama inşallah sakatlıklar sıkıntı yaratmaz. Değerli güreş severler. Evet sayın başkanım. Evet işte İsmail hemen orada rakibi Hüseyin Gümüşhan'ın müdahale ediyor sakatlığına. Ondan dolayı ayağında bir çekme oldu zannedersem. Hızlı başladı dedik. İnşallah nazar değdirmeyiz. İşte Menderes Saltık şu ana kadar güzel mücadeleler sergiledi. Tabii karşısında Fatih Atlı var. Bakalım Fatih Atlı karşısında neler yapacak Menderes Saltık. Evet. Sayın Mehmet Çelik Erbağ Hüseyin, Şahin güreşlerini yapamıyoruz. Geleneksel olarak yaptığımız güreşlere hizmet edenler ve Hüseyin Şahin adına yapılan mevlid geçmişlerimize Kur'an okutma geleneğimiz 13 Ekim çarşamba günü akşam namazına mütakiben Çarşı Camii'de yapılacak. Sizlere de dua edeceğiz. Emeklerinize selamlar. Allah şimdiden kabul etsin. Mehmet Özdilek Erbağ'a selam. Ne oldu orada İsmail Koç Hüseyin Gümüş alanda? Evet Hüseyin sol ayağında bir çekme oldu zannedersem. Bir kram girmiş olabilir. İsmail de hemen orada ilk müdahale İsmail yaptı. Gerçekten onu da kutlamak lazım. Bu arada ekranın sol altında Serhat Gökmen ve Yıldır'a yakın mücadelesi biraz hızlanmış durumda. Evet gerçekten şöyle bir bakıldığında evet bu arada o pozisyonu arkadaşlarımız nasıl bir sakatlık oldu? Şöyle bir nasıl bir sakatlık oldu orada? İsmail Koç Hüseyin Gümüşalan İsmail Koç yoluna devam ediyor. Fatih Atlı Menderes Saltık Serhat Gökmen diğer tarafta şöyle bir baktığımızda Serhat Gökmen de bugün Yıldır'a yakın, Yıldır'a yakın mücadelesi o da çok önemli. Bu arada kızım bizi izliyormuş Mehmet abiciğim İrem Nur. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. İrem Nur kızıma. İnşallah her geç bu gece geleceğim babacığım. Buradan hem Doğan ailesine, kayınpederim Mustafa Doğan'a, kayınvalidem Meryem Doğan'a, annem Güler Hanım'a, Güler Karanfil'e ve babam Fahrettin Karanfil'e, eşim Medya Hanım'a ve tabii ki biricik kızım, canım kızım İrem Nur'a da selam olsun buradan Manisa'dan. Evet, gerçekten çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan önemli bir durum. Hüseyin Gümüşalan sakat devam edemiyor. Şimdi Serhat Gökmen yavaş yavaş yürümeye başladı Yıldıray yakın ama Yıldıray son derece arzu ve istekli bugün. Can hukuk ve danışmanlık avukat Sayın Halik İlker Can diye soruyoruz. Bu arada ağalık ihalesi de değerli güreşseverler başladı. Aldıra şirketi yönetim kurulu başkanımız Sayın Yasemin Köse alçak ağırlığı soruyoruz. Çeyrek finalde yarı finale adını yazdıran ilk baş pehlivan İsmail Koç oldu. Hüseyin Gümüşalan karşısında Hüseyin sakatlanınca yoluna devam eden İsmail Koç oldu değerli güreşseverler. Turgutlu Belediye Başkanı bugün gerçekten güzel bir vefaya imza attı. Yörük Mehmet zikredildi ve Yörük Mehmet güreşleri olarak bundan sonra devam edecek. İşte paçada Serhat Yıldıray'a boyunduru son derece genç. Evet, satıyorum.
Yıldıray son derece dikkatli. Biz de Menderes aldık. Menderes de bugün iyi güreşler çıkarttı. Evet, Menderes bugün kendi evinde, kendi sahibi seyircisi önünde. Tabii rakip de Fatih attı az önce. Çok güzel bir yenişle Megastar Ali Gürbüz'ü saf dışı bırakmış ikinci turda. O yüzden Fatih Atlı gerçekten ciddi bir rakip Menderes'e karşı. Bakalım Menderes bugün yine kendi evinde, kendi seyircisinin üstünde Fatih Atlı'ya karşı neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada dediğimiz gibi İsmail Koç, Hüseyin Gümüşhan'ın sakatlığından dolayı yarı finale ismini yazdıran ilk baş pehlivanımız oldu. Bu arada şimdi de sakatlık sırası Serhat'ta. Yıldıray bir şey yapmadım diyor ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Şimdi diğer tarafta yine devam eden güzel bir mücadele var. Evet, Yalçın Öncül, Hüseyin İyican mücadelesi de şu anda ekranlardaki değerli izleyiciler. Yalçın da Bursa Büyükşehir Belediye geçtikten sonra ben zannediyorum önümüzdeki sezon daha farklı bir Yalçın Öncül seyredeceğiz. Değerli güreşseverler. Şimdi Yalçın'ın baskısı Hüseyin İyican, o da Akhisar'ın, bölgenin, Manisa'nın baş pehlivanı, çok değerli bir isim. Hüseyin İyican şu an iyice savunmada. Bakalım Serhat nasıl sakatlanmış değerli güreşseverler. İşte bu pozisyona dikkat edin. Yıldıray sol bileğinden tutuyor kasnağı boşaltmak için, dikkat ediyorsan. Evet, şu anda bastırıyor. Evet, orada. Şimdi bu pozisyonda dirseğine bir darbe almış orada Mehmet abi. Kasnağa girdi. Değerli hanım ağrıyorsa coşuyla alkışlıyor. Dikkat ederseniz iyice yerleşti iç kasnakta. Serhat ama işte bundan sonrası biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım. Arkadaşlar bu pozisyondan sonra Serhat Gökmen orada Yıldıray'ın kasnak boşaltma işleminde bir hamlesi olacak. 62 bin TL. Arka planda tabi bu güreş. Biz Hüseyin İyican ön planda olduğu için arka planda kaldı. Evet. Arkadaşlarımız tekrar ekrana getirdi. Arka planı. Evet, devam ediyor Serhat. Kuleye çağırıyorlar Serhat'ın Gökmen'le Yıldıray yakını değerli güreşseverler. Bakalım Yıldıray yakın Hüseyin İyican şu an ayakta devam ediyor. Hanım ağamız size örnek oldu. Ben de bu güreşlerin ne kadar külfetli, maddi anlamda zor olduğunu biliyorum. Bu anlamda ne kadar teberrümüz var. Büyük ortaya sunulmak üzere gerekeni yapacağımı aferin olabiliyor. Biz de bunlara ahmetlerine teşekkür ediyoruz. Evet. Can hukuk ve danışmanlık avukatımız Sayın Halit İlker Çağrı. Evet, bu arada Serhat da sakatlanarak veda etmek zorunda kaldı çeyrek finalde ve Yıldıray yakın galip ilan edildi doktor raporuyla. Aynı İsmail Koç, Hüseyin Gümüşhan mücadelesinde olduğu gibi. Evet, diğer mücadelelerde Fatih Atlı ve Menderes Saltık, Yalçın Öncül ve Hüseyin İyican mücadeleleri şu anda ekranlara dayanır. Ekranın sağında Yalçın Öncül, Hüseyin İyican ve ekranın solundaki mücadelede de Fatih Atlı ve Menderes Saltık mücadelesini izliyorsunuz. Yıldıray Akın ve İsmail Koç yarı final ismini yazdıran ilk iki baş pehlivanımız oldu. İki rakibi Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşhan da ufak sakatlıkları yükselince doktor raporuyla bırakmak zorunda kaldılar ve tur atlamış oldular. Şu anda sahada tabi iki baş pehlivan kaldı. Yarı finale bakalım kim gelecek. Bir tarafta Hüseyin İyican, diğer tarafta Yalçın Öncü, değerli güreşseverler. Ve Menderes Saltık karşısında Fatih yine Atlı. Fatih Atlı gibi önemli bir isim var. Bakalım Yücel Ordu'nun Menderes Saltık'ı Fatih Atlı'yı geçebilecek mi? Yücel abi de son derece heyecanlı kenarda. Ama Fatih Atlı bu. Değerli güreşseverler. Evet, bu arada da ağlı ihalesi sonuçlandı. 70 bin, 75 bin TL'ye ağlı alınmış oldu.
Yasemin Hanım. Evet. Bu arada Turgutlu Yunus şöyle bir bakalım. 75 mi dedin? 75 bin liraya ağlı aldılar. Evet, şimdi avukat ağ arkadaşımızı da şu güreşler biter bitmez alacağız. Ağ'ın kuru var. Değerli güreşlerler. Ama gözümüz yarı finale kimler çıkacak? Hep beraber. Şu anda bakıyoruz. Çetin Akın da yeni güreş ağasını, o da şu an selamlama için sahayı turluyorlar. Değerli güreşseverler, ağırlık yerlisi Can Hukuk Danışmanlıkları'nın sahibi genç avukatımız Halim İlker Can'la 75 bin TL'ye ilave olmuştur. Şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Tam 75 bin lira yeni ağasını seçti. Duray. Avukat bir yeni ağamız var. Evet. Can Hukuk bürolarının sahibi aynı zamanda. Kardeşimiz hayırlı olsun diyelim şimdiden. Manisa Turgutlu'ya önümüzde 2 yıl ağalık yapacak. Aynen. 75 bin lira gibi, evet, ciddi bir rakamla. Şimdi Fadi attı. Menderes karşısında son derece dikkatli. Ama diğer tarafta da Hüseyin İyican. O da Yalçın Öncül mücadelesi. Burada yarı finale geçmek istiyor ama Yalçın Öncül. Bakalım Hüseyin İyican maçında galip gelen kim olacak? Bakalım kürsünün diğer ayaklarında kimler olacak? Şu anda Yıldıray Akın ve İsmail Koç rakiplerini geçerek kürsüdeki son dörde kaldılar. Bakalım numaraları kaç olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında Fatih Atlı, Menderes Saltık ve Yalçın Öncül Hüseyin İyican mücadelesinde yarı finale kimler kalacak ve onun devamında finale kim yapacak? Değerli izleyiciler, evet, hep birlikte göreceğiz. Puanlamaya doğru gidecek gibi görünse de her an yeniş her iki güreşten de gelebilir. Bu arada Muratlar Köyü'nde bizleri seyrediyorlarmış Mehmet Cavanoğlu ve arkadaşları. Gönen Muratlar Köyü'ne selamun aleyküm diyorum değerli büyüklerime. Manisa Turgutlu, Yörük Mehmet, Pehlivan Er Meydanı'ndan sevgili büyüğüm Mehmet Çobanoğlu'na değerli işi büyük bir ameliyat geçirdi. Sevim Çobanoğlu hanımefendiye de geçmiş olsun diyoruz. Muratlar Köyü'nde bizi seyrediyorlarmış. İmam Mustafa Aldırmaz Alaplı, Hasan Çağalcı, Mehmet abi, Güray Karanfil, Güreş Sever'e denizden selam olsun. Pelivan'ın başarılar diliyorum. Teknik ve TV Denizli temsilcisi Hasan Çağalcı. Evet. Değerli güreş severler, dediğimiz gibi şu anda önemli iki çift baş pehlivan. Bakalım yarı finale kimler çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Değerli güreş severler. Ali Direkli, Erdal Erkış, Ahmet Kuruklarımız, Doğan İnan, Pehlivanlara başarılar ne demişler? Mehmet Özgen, Aslı, Nesli, Şehzadeler Diyarı, Manisa'mızın, Can Kılıç, Eşim Ateş, Battal Gülmen, Zeki Akçan, Ecaat Şahin, güreşleri seyrediyorlarmış. Buradan Halit İlker Can'a alkışlarınızla Hafız Ali Bidoğlu, Bursa Gürdane Köyü'de. Bursa Dürdane Köy'e Hafız Ali Doğru büyüğümüze de selamlar olsun. Avusturya'dan Avusturya'ya bir selam göndereceğiz herhalde ustacığım, oradan izliyorlarmış. Buradan Avusturya'da Mahrem Su Başlıoğlu ve çocukları Çanakkale Yenice'den
Aynı zamanda benim de dayım olan Mehmet Çalık asker arkadaşıymış. Onlar da bizleri izliyorlarmış. Biz de buradan hem Avusturya'ya hem Yenice'ye, Seyvan Köyü'ne Çalık, Mehmet Çalık dayıma selam göndermiş olayım buradan Avusturya'ya. Evet değerli ağabeyimiz. Şu an her iki güreşte durdu. Bakalım. Terbezlerini aldılar ama Johnson Enver. Bizi seyrede olmuş Erdek'ten. Johnson Enver'e ve bir pehlivanlar kıraathanesindeki Alaaddin Muhtar'ı sevgili Selahattin Mahalle Muhtar'ı İsmail Eşli'ye Orhan Tıraşlı'ya bandırmaya kocaman selamlar. Ve şu anda durmuş bir şekilde değerli güreşseverler. Sizin ve arkadaşın Ayrıca Abdullah Ersoy'a A'ya da selamlar. Gülcan Akgül İzmir'i temsilcisi ve Ahmet Demirkapı ile birlikte izliyorlarmış. Sevgili Ahmet Demirkapı'ya da selamlar. Şimdi puanlama anons edildi mi Turay? Puan... Baş pehlivan. Puanlama anons edilmedi ama artık son danlarına doğru geldiler. O yüzden su molası ve bez molası peki yarı finale nasıl çıktılar? İki sakatlık oldu. Evet, yarı finale Yıldır'a yakın Serhat Gökmen'i geçmişti ama Serhat Gökmen'in rahatsızlığından dolayı hakem kararıyla, doktor kararıyla veda etti çeyrek turda. İsmail Koç da Hüseyin Gümüşhan'ı geçmişti ama yine aynı. Hüseyin Gümüşhan'daki sakatlıktan dolayı yine o da doktor kararıyla bırakmak zorunda kaldı ve yarı finale ismini yazdıran Yıldır'a yakın ve İsmail Koç oldu. Bunun dışında Fatih Atlı, Menderes Saltık, Yalçın Öncül ve Hüseyin İyican mücadeleleri de şu anda devam ediyor. Son artık puanlamaya gidecek gibi görünüyor Mehmet abi. Çünkü bir son birkaç dakika kala su ve bez molası aldıklarına göre büyük ihtimalle her ikisi de puanlamaya gidecek gibi görünüyor. Bakalım puanlamadan sonra yarı finaldeki diğer iki isim, iki baş pehlivanımız kimler olacak? Değerli güreşseverler, güreşler hemen başladı ve hamanın sesi bir hayli fazla yüksek. Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu adına güreş yapıyor. Manisa. Evet, Baba Eski Sanayi Sitesi Şimşek Oto tüm güreşleri başarılar dilemiş. Şimşek Oto'muz Cemalettin Duman ve tabii ki Mücahit Kılıçkılıç, Ünal Karaman var mı? Ünal biraz önce yenildi sevgili kardeşim Fatih Atlı'ya. Cemalettin Duman, biz de sana çok teşekkür ediyoruz kardeşim bu güzel yayınımızı seyrettiğin için. Senden de Allah razı olsun. Güzel bir kardeşimizsin sen. Bizim de bazı siparişlerimiz var. Onu da sana biz biletiriz. Onları da bizim adımıza diğer kanala suple edersin. Cemalettin Duman kardeşim. Sana ve ailene selamlar. Evet, güreş seyircilerimiz zaman zaman bizi başka mezralarda arıyorlar. Onlara da buradan selam olsun. Şimdi yavaş yavaş yarı finale kimler gidecek göreceğiz hep beraber. Değerli güreşseverler, bugün yapılan güreşlerimizin organizasyonunda söz sahibi değerli baş pehlivanımız Turgutlu'nun evladı Aslen Hüseyin İcan bu pozisyonda biraz daha temkinli genç baş pehlivan Yalçın Öncül karşısında. Evet, Tekmo TV, Çanakkale TV, Lider TV'den, bunun yanı sıra da Facebook güreşe dair sayfamızdan güreşleri takip edebiliyorsunuz değerli güreşseverler. Turgutlu'dayız. Turgutlu Belediye Başkanı evet, Çetin Akın gerçekten bugün ağasını da seçtiler ağalık ihalesiyle. Son derece güzel bir ihale oldu. Hukukçu bir güreş ağamız oldu biraz sonra. Kendisinde yarı finalistler belli olsun değerli güreşseverler. Evet, Hüseyin İyican kasna verdi ama boyundurukta da boş durmuyor. Diğer tarafta da mücadele Fatih Atlı, Menderes Saltık gördüğünüz gibi devam ediyor. Fatih Atlı son derece dediğim gibi teknik bir baş pehlivan. Yıl 2014 İsmail Balaban'la müthiş bir final ve puanlamada Fatih Atlı'nın dış çangal oyunuyla
İsmail Balaban'ı geçmeyi başarıp altın kemeri Samsun'a getirmişti Turay Fatih Atlı. Evet, İsmail 2013'te başpehlivan olduktan sonra hemen ertesi yılda çok yaklaşmıştı aslında. Finalde dediğin gibi Fatih Atlı'nın o mükemmel bir anlık oyunuyla mağlup oldu ve Fatih Atlı'ya kemeri kaptırmış oldu. Fatih Atlı Türkiye'nin şu anda en teknik başpehlivanı. Zaten onun için söylenecek bir şey yok. Gerçekten çok güzel güreşler de yapıyor ama tabii artık yaşlar da yavaş yavaş ilerliyor, gidiyor. İyi çalışmadığın zaman bunun da ceremesini farklı şekilde görüyorsunuz ama Fatih gerçekten başarılı bir başpehlivanımız. Fatih her dönemde ayakta durabilen, istediği zaman, iyi çalıştığı zaman çok fırtınalar kopartan bir başpehlivan.